Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere İno'yasından son zamanlarda çok istek alan bu güzel modelin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle yazmamıza bir sıra zürafa hazırladık. Ve modelimin aralarına da fil dişleri yapıyorum. Bir tane zürafa yaparak fil dişi yapımına başlıyorum. Zürafa yaptım. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak aşağıya iniyorum. Zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Ve bir sonraki zürafama batarak aşağıya iniyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup hemen yanındaki zil işaretinde tıklarsanız benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bana destek olmak için de lütfen videolarımı beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayınız. Ki ben de videolarımın devamını getirebileyim. Bu konuda desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Siz model aralarına istediğiniz kadar fil dişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben göstermek amaçlı göz kararı yapıyorum. Benim için bu kadar yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fil dişi yaptım ben. Şimdi modelimizin yaprağını oluşturacağız arkadaşlar. Onun için bir tane zürafa boş bırakıp ikinci zürafama batarak bir yuva oluşturuyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Yuvamın içerisine batarak düğümümü sol tarafta sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 4-5 5 kirpikli bir sinek kanadı yapacağız. Onun için önce küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak geri dönüyorum. Pırpırımın tepesine yine küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle elimle boyunu ayarlayıp düğümümü sıkıyorum arkadaşlar. Ve yuvaya iniyorum. Tekrar bir önceki pırpırıma batarak yukarı çıkıyorum. Ve yine buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Daha sonra aşağıya yuvaya iniyorum. Bir önceki pırpırıma batarak tekrar yukarı çıkıyorum. Yine buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu işlemi 5 kez yapalım arkadaşlar. Yuvaya batıyorum. Yukarı çıkıp pırpır yapıyorum.
Tekrar yuvaya iniyorum. Ve son kez yukarı bir önceki pırpırıma batıp yukarı düğümümü atıyorum. Ve son pırpırımı da yapıyorum arkadaşlar. Beş kekik de oldu. Şimdi yuvaya bir düğüm atarak yuvaya iniyorum. Bu şekilde çiçeğimizin yaprağını oluşturmuş olduk. Şimdi yuvaya batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak geri dönüyorum. Ve tekrar yuvaya inerek bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sonraki hırafama batarak aşağı iniyorum. Tekrar arkadaşlar, model aralarımız olduğu gibi fil dişi yaparak devam ediyorum. Zeminini bu şekilde tamamlayalım ve üzerinin yapımına geçelim. Üzeri için renkli ipimi taktım iğnemi arkadaşlar. Ve şimdi yaprağımın hemen kenarına yapmış olduğumuz bu sinek kanadının içerisine şuraya bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Tekrar aynı yere batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle bir pırpır yaptım. Ve hemen yanına küçücük bir hürafa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir pırpır, bir küçük hürafa yaptık. Hürafamın içine batarak geri dönüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Aynı zürafama batarak tekrar küçük bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Yine küçük bir pırpır ve küçük bir zürafa daha yapacağım. Şöyle pırpırımı yaptım arkadaşlar. Hemen yanına yine küçük bir zürafa yapıyorum. Bu işlemi 6 defa yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki pırpır sayımız 3 oldu şu anda. 6 olana kadar aynı işlemi yapıyorum. Zürafamın içine batıp geri döndüm. Hemen pırpırımı yapıyorum. Ve aynı zürafama batarak küçük bir zürafa yapıyorum. Zürafama batıp geri dönüyorum. Aynı zürafama batarak bir küçük pırpır ve küçük bir zürafa daha yapıyorum.
makaramı yaptım. Şimdi de aynı yere batarak zürafam yapıyorum. Beş tane oldu. Fırfırsayım. Son defa zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Ve dediğim gibi son kez bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Altıncı pırpırımı böylece tamamlamış oluyorum. Bu şekilde. Şimdi ipimi kesiyorum. Her zamanki gibi kısa kesip yapıyorum benim için arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını tersten yapacağız arkadaşlar. Oyamızı çeviriyorum. Yine aynı renk ipimle devam edeceğim diğer tarafı için. Hemen aynı pırpırın içerisine bir düğüm atarak ipimi bağlıyorum. Şimdi buraya yaptığımız aynı işlemi tekrar bir de buraya yapacağım arkadaşlar. Küçük bir pırpır yapıyorum önce. Pırpırımı yaptım. Ve hemen yanına küçük bir zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde zürafalarımızın içine batarak birer pırpır ekleyerek 6 kat yapana kadar devam edeceğiz. Bu şekilde ben tamamlayıp son halini göstereceğim. Oyamızın ikinci tarafını da ben tamamladım aynı şekilde arkadaşlar. 6 tane pırpır olana kadar aynı işlemi yaptım. Şimdi ipimi kesmeden önce bir önceki yaptığımız bu kısmın zürafasına şuraya bir düğüm atarak birleştiriyorum. İşlemimiz bu kadardı arkadaşlar. İpimi kesip oyamızın son haline bakalım. Evet arkadaşlar, düz yönünü çeviriyorum. Yapımını göstermeye çalıştığım İnoyası modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.